Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte Honor'un yeni telefonu Honor 200 Pro modeline yakından bakacağız. Bu telefon tanıtıldığı günden itibaren çeşitli kampanyalarıyla birlikte fiyatı daha da aşağılara düştü. Ve şu anki güncel fiyatı eğer de video yayınlandığı zaman da bu fiyatlardaysa bu telefon gerçekten fiyat performans açısından çok mantıklı bir telefon ki normal fiyatıyla bile bence mantıklı. Hadi gelin ilk de Honor 200 Pro özelliklerine ve neler sunabildiklerine yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi şeffaf bir kılıf, 100 watt gücündeki güç adaptörü ve kablosu çıkıyor. İlk bir şekilde para verip adaptör satın almanızı gerek kalmıyor. Çünkü ürünün kutu içerisinde adaptör bulunuyor. Farklı markalarda bizler bunu görmedik değil. Yani parayla adaptörlerin satıldığını. Honor tarafı burada böyle bir şeye gitmemiş ve sizler direkt olarak telefon satın aldığınızda kutu içeri kılıf, adaptör, kablo olacak şekilde karşınıza çıkıyor. Tasarımı denmeyecek olursak burada bence güzel bir tasarım görüyoruz. Yani cihazın arka tarafı oldukça şık görünüyor ve ışığın düşme açılarına göre burada yansımaların olduğunu görüyorsunuz. Özellikle bizim elimizdeki cihaz okyanus mavisi olarak geçiyor ve üzerindeki desenler nedeniyle gerçekten güzel göründüğünü söyleyebilirim. Ek olarak buraya baktığımızda büyük bir kamera çerçevesi görüyoruz. Burada da toplamda 3 tane kamera karşımıza çıkıyor. Ben telefonun arka taraftaki tasarım dilini fazlasıyla beğendim. Yeni nesil bir telefon gibi duruyor. Zaten telefon yeni nesil de. Dönemine ayak uydurmuş, fütüristik bir tasarım var. Bence güzel görünüyor. Özellikle kılıfsız kullandığınızda da gerçekten dikkat çektiğini söyleyebilirim. Telefonun ön tarafına geldiğimizde ise burada oldukça büyük bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekran büyüklüğümüz 6.78 inç büyüklüğünde ve delikli çentikli ön kamera yapısı burada karşımıza çıkıyor. Yani tam ekran deneyimi bizlere daha fazla yansıyabiliyor. Ve delikli çentikli ön kamera kısmına baktığımızda bu telefonun ön tarafında iki tane kamera kullanıcılarla buluşturulmuş durumda. Honor biliyorsunuz bazı dönemlerde farklı olacak şekilde iki kamerayı da ön tarafta bizlere sunabiliyor. Ve buraya ufak dokunduğunuzda bir şey elinize geliyor. Telefonun ekran koruyucusu. Kutudan telefon direkt olarak bu şekilde geliyor. Fabrikasyondan uygulanmış bir ekran koruyucu var. Çizilmelere karşı ekranın daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Güzel bir detay, özellikle ilk bir şekilde para harcamadan kutudan çıkardığınızda kılıf da var, ekran koruyucu da var. Kafanız rahat edebiliyor. Bu benim düşüncem. Bence güzel olmuş. Ve devam edecek olursak cihazın sağ tarafına geliyorum. Burada güç ve ses butonunu görüyoruz. Güç butonu parmak izi okuyucusuna sahip değil. Zaten yan tarafına baktığımızda telefon oldukça ince. 8.2 mm'lik bir incelikle karşılaşıyoruz burada. Şunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekrana konumlandırılmış. Ve parmağınızı dokundurduğunuzda direkt olarak telefona erişmenizi sağlıyor. İlk olarak bu hız yüz tanıma tarafına da geçerli. Geniş bir açıya sahip olan bu yüz tanıma hem hızlı çalışım ve geniş açı sayesinde telefonu illa bu şekilde tutmanıza gerek kalmadan da telefona erişmenizi sağlıyor. Bence güzel bir detay olmuş. Ben zaten Honor tarafında deneyimlemiş olduğum bütün telefonlarda bu tarz hızlı detaylarla karşılaşıyorum. Parmak izi okuyucusu da fazlasıyla önemli diyorum. Ve geliyoruz cihazın alt tarafına. Burada sim kart girişi, tip C portu ve hoparlör deliği karşımıza çıkıyor. Cihaz stereo hoparlör desteğiyle birlikte geliyor. Şimdi şey diyebilirsiniz. Honor 200 serisi hangi serinin devamı ya da yeni bir seri mi? Honor 90'ın peşine çıkmış bir seri bu. Bunların devamı olarak düşünebiliriz. Honor 90'da görmüş olduğumuz mesela eksik detaylar artık Honor 200 serisiyle tamamlanmış durumda. Stereo hoparlör mesela Honor 90'da görmediğimiz bir şeydi. Bu telefonda daha kaliteli, daha başarılı bir hoparlör yapısı bizlerin karşısına çıkıyor. Stereo hoparlör detayı bizlerle buluşmuş oldu. Şimdi sıra geldi ağırlık hakkında konuşmaya. Telefonun ağırlığı 199 gram seviyesinde. Batarya kapasitesi, ekran büyüklüğü düşünüldüğünde zaten bu segmentte artık bizler bu gram seviyelerini görüyoruz. Batarya kapasitesi daha büyük olan 6000 mAh'lik telefonlara baktığımızda mesela onlar 220-230 gram seviyelerine ulaşabiliyorlar. Ancak ekran büyüklükleri mesela bu kadar büyük olmayabiliyor. Burada dediğim gibi ekran büyüklüğü ve genel batarya yapısı nedeniyle 199 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Tek el kullanımında kesinlikle sizleri rahatsız etmiyor. Yani anlayacağınız üzere ağırlık dengesi güzel ayarlanmış. Ben hem tasarım hem incelik hem de ağırlık konusu telefon oldukça başarılı bir deneyim sunduğunu düşünüyorum diyorum. Ve şimdi geliyoruz ekran hakkında konuşmaya. Honor 200 Pro 6.78 inç büyüklüğünde 1224x2700 çözünürlüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran OLED bir panele sahip ve 120 Hz tazelim hızını destekliyor. 1 milyar renk gösterebiliyor. DCI-P3 renk gamutu destekli. Netflix'te HDR desteği var. Delta E değeri 0.27'ye denk. Yani bu şu anlama geliyor. Renk doğruluğu açısından ekran oldukça başarılı. Bu Delta E değerini bizden mesela profesyonel monitörlerde de görüyoruz.
buradaki renk doğruluğu, onların yaptığı renklerin de farklı ekranlarda da aynı oranda görünmesini sağlıyor. Buradaki ekran gerçekten desteklemiş olduğu renk paleti nedeniyle ve Delta E değeriyle birlikte başarılı bir ekran, dikkat çektiğini söyleyebilirim. Devam etmek gerekirse de burada 3000 nite ulaşabilen bir parlaklık değeriyle karşılaşıyoruz. Parlaklık hakkında şunu söyleyebilirim. Yapmış olduğum güneş altı kullanımlarda kesinlikle ekranı görme konusunda bir sorun yaşamadım. Ekran oldukça parlak ve canlı. Yani bu konuda bir sorun yaşamayacaksınız. Bunu sizlere söyleyebilirim. Bu konuda aklınızda herhangi bir soru işareti kesinlikle kalmamalı. Deneyimler kısmına geldiğimizde ise şöyle bir durum söz konusu. Telefonun ekran kasa oranı o kadar başarılı ki zaten burada kavisli bir ekran kullanmış onur tarafı. Bütün bir ekran kullanıyormuşsunuz deneyimi sizleri bekliyor. Yani telefonu elinize aldığınızda bütün bir ekran görüyorsunuz ve bu bütün ekranla birlikte içerik izlemek oldukça keyifli. Ekran kasa gövde oranın yanında OLED panel var. OLED panel bizlere renk paleti açısından oldukça geniş bir alan sunuyor. Siyahlar gerçek siyah, pikseller kapandığı için bizler gerçek siyahlar görüyoruz. Pikseller kapanıyor ve siyahlarımız görmek istediğimiz şekilde gerçek siyah oluyor. Bu da YouTube'da bir şeyler izlediğinizde, HDR destekli içerikler izlediğinizde çok güzel bir görüntünün elinizde olmasını sağlıyor. Ben telefonun ekran konusunda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Benim bu konudaki beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Özellikle Netflix tarafındaki sertifikalandırma süreci de fazlasıyla önemli. Medya tüketimini yapanlar bu tarz detayları önemsiyor. Evet, ekran kısmı genel olarak bu şekilde. Gayet memnun olduğumu zaten az önce dile getirdim. Şimdi geliyoruz performans tarafına. Bu telefonu zaten ön plana çıkartan detaylardan biri işlemcisi, kullandığı işlemci. Burada Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemcide GPU tarafında Adreno'nun 735 eşlik ediyor. Ek donanımlarımıza geldiğimizde ise 12 GB RAM ve 512 GB'lık bir depolama alanı görüyoruz. Bu telefon bu desteklere sahip. Artı 12 GB'lık bir RAM genişletme desteği de yine telefonda bizlerin karşısına çıkıyor. Ek olarak sizler bu telefonun işlemcisini farklı cihazlarla kıyaslamak isterseniz ekranda şu an Geekbench skorunu görüyorsunuz. Bu skoru alarak farklı cihazlarla kıyaslamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunu en baştan söylemiş olayım diyorum. Oyun testine gelmeden önce sizlere bir testten bahsetmek istiyorum. 15 dakika boyunca cihazın işlemcisi bir stres testi uyguladım ve stres testi sonrasında performans ne kadar koruyabiliyor bizler bunu görüyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz testte işte bu şekilde cihaz performansının %59'unu koruyabildi. Şimdi geldik oyun tarafına. Mobil oyun herkes için önemli. Özellikle PUBG Mobile herkes için fazla önemli. Çünkü telefon alan kullanıcılar oyun deneyimine fazla önem veriyor. Bu telefonda PUBG Mobile konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. 90 FPS PUBG Mobile oynayabiliyorsunuz. Şimdi telefonda bir FPS gösterme sayıcı bulunmuyor maalesef. Bu sayede hani FPS'i göremiyorsunuz ama ayarlardan ayarlamanızı yaptığınızda 90 FPS seviyesine geldiğini görüyorsunuz. Peki en yüksek hangi ayarlarla oyun oynanabiliyor? Grafikler en yüksek olacak şekilde Ultra HDR. Kare hızı da aşırı yüksek olarak ayarlanabiliyor. Ancak ayarları düşürdüğünüzde kare hızını aşırı plus olarak ayarladığınızda işte bu sefer oyun 90 FPS seviyesine geliyor ve normale göre çok daha akıcı oluyor. Çünkü 90 FPS PUBG Mobile deneyimi diğeriyle kıyaslandığında çok daha yüksek bir deneyim anlamına geliyor. Yani özellikle rekabetçi oyuncular, rekabeti önemseyenler grafiğe pek fazla önem vermiyorlar. Çünkü evet, düşük ayarlarda oynadığınızda da 90 FPS'i elde ettiğinizde de genel olarak baktığınızda şunu görüyorsunuz. Oyun akıcı, grafikler gayet kabul edilebilir. 90 FPS müthiş akan bir telefon var elinizde. Sorunsuz bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile oynayanlar, mobil oyun önemseyenler bu işlemciyle, bu cihazla mutlu olacaktır. En baştan söylemiş olayım. Peki işlemcinin genel performansı nasıl? Şunu söyleyeyim, bu yılın fiyat performans işlemcilerinden bir tanesi ve fiyat performans telefonlarını genel olarak bizler bu işlemciyi gördük. Herhangi bir tabii ki kasma donma takma sorunu kesinlikle söz konusu değil. Sosyal medyada gezin, oyunlar oynayın, CapCut üzerinden video editleyin, video çekin. Gerçekten oldukça akıcı bir telefon. Hem işlemci açısından söylüyorum hem de genel haliyle birlikte gayet güzel bir performans karşınıza çıkıyor. Bu fiyatta aldığınız bir cihazda performans konusunda beklentiniz fazla karşılanmış oluyor. Bunu sizlere söylemiş olayım. Şimdi sıra geldi kamera konusu hakkında konuşmaya. Honor'un biliyorsunuz telefonlarında kamerada fazla ön plana çıkıyor. Çünkü kamera performansı genel itibariyle bulunduğu segmentte biraz daha yukarılarda oluyor. Hatta bazı cihazlarında çok daha farkın belirgin olduğunu gördüğüm şeyler olmuştu.
Buradaki Honor 200 Pro'nun da kamera konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta 3 tane kamera var. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. Yapay zeka destekli bir kamera. Bu kamerada 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamera eşlik ediyor. Bu kamerada ise Sony'nin gelişmiş olduğu IMX856 sensörünü bizler görüyoruz. Yine OIS destekli olan bu kamera 2.5x optik zoom ve 50x'e kadar dijital zoom'u destekleyebiliyor. Arkadaki son kamerası 12 megapiksel çözünürlüğündeki bir ultra geniş açı kamerası. 112 derecelik bir açıya sahip. Bu kamera yardımıyla da yine makro fotoğraflar çekebiliyoruz. Ön tarafa geldik. Ön tarafta 2 tane kamera mevcut. 50 megapiksel çözünürlüğü bir ana kameramız var. Telefon ön kamerası ile birlikte 4K 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Arka kamera ile birlikte ise 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz. Peki ön kameradaki bu ikinci kamera ne? Bu da derinlik kamerası, yani portre çekilen fotoğraflarda arka planın daha da bulanık görünmesini sağlıyor. Böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Güzel de çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim güzel kısma, yakından bakalım. Değerlendirme kısmına geçelim. Kameralar nasıl performans ediyor, buna yakından bakalım. Bunu burada ünlü bir fotoğraf stüdyosu olan Harcourt ile işbirliğine giderek portre modunda Harcourt modunu bizlerle buluşturmuş. 3 farklı seçenekle birlikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Profesyonel sonuçlar sunduğunu düşünüyorum. Renk ve nesne ayırması da zaten çok başarılı. İşbirliğinin sonuçları gerçekten güzel olmuş. Zaten kamera sonuçlarını birazdan sizler de görür olacaksınız. Detaylı şekilde bunu sizlere söyleyebilirim. Bu portre modülü birlikte daha profesyonel kamera izlenimi bizlerle buluşturulmuş. Yani telefonun kamerasına baktığınızda, çekilen fotoğraflara baktığınızda bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Fotoğraf netliği, keskinliği ise çok çok başarılı. Renkler ve HDR dengesi de benim açıkçası çok fazla dikkatimi çekti. Ortaya çıkan sonuçlar çünkü baya güzel. Telefoto kamerası zoom açısından başarılı. Dijitalde de yapay zekanın etkisiyle birlikte kaliteyi bence belli bir ölçüde koruyabiliyor. Ortaya güzel sonuçlar çıkabiliyor. Gece tarafına geldiğimizde ise ışık sönümlenmesini çok beğendim. Çünkü ışıklar patlamıyor, ışıklar dağılmıyor. Bu sayede gece çekilen fotoğraflardaki fotoğrafların genel orantısı daha başarılı oluyor. Özellikle gece fotoğraflarının abartıya kaçmaması da çok önemli. Biliyorsunuz bazı telefonlarda gece modları çok daha böyle ütopik çalışıyor. İşte geceyi gündüzü çeviriyor tarzında. Şimdi o tarz olduğunda biraz daha gerçeklikten uzaklaşıyorsunuz. Buradaki denge çok güzel olmuş. Yani çektiğiniz fotoğrafa baktığınızda şunu diyebiliyorsunuz. Ya gerçekten profesyonel bir sonuç ortaya çıkmış. Honor 200 Pro'nun kamerası bizleri bunu delirtebiliyor. Ben size söylemiş olayım. Ve makro tarafına geldiğimizde ise buradaki 12 megapiksellik kamerayla dediğim gibi makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çekmiş olduğum bir klavye tuşu örneği var. Ekranda görüyorsunuz zaten. Yani bütün detayları net bir şekilde gösterebiliyor. Bildiğiniz üzere bazı telefon üreticileri makro fotoğraf için kamera koyuyor ama hani çözünürlüğü düşük, işte kalitesi pek iyi değil. Honor 200 Pro'daki sonuçlar pek öyle durmuyor. Gördüğünüz üzere gayet kaliteli sonuçlar karşınıza çıkmış oluyor diyorum. Ve genel olarak durum bu şekilde. Bir de Honor 200 Pro'da şöyle bir destek de var. Otomatik çekim algılama. Sizler bunu açtığınızda öne çıkanları yakalayabiliyor. Yani örnek veriyorum, hareketli bir anı çekiyorsunuz ve kamera bunu algılayarak çekimi gerçekleştirebiliyor ve ortaya çıkan sonuç sizler net bir sonucu görmüş oluyorsunuz. Hem de anı kaçırmamış oluyorsunuz diyorum. Hadi gelin şimdi birlikte çekmiş olduğum fotoğraf video örneklerine yakından bakalım. Yeah.
Şimdi sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Cihazda 5200 mAh'lik batarya bulunuyor. Kutudan çıkan 100 Watt'lık adaptörle birlikte telefonu şarj edebiliyorsunuz. 41 dakikada 0'dan 100'e telefonu şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Gayet hızlı bir şarj olduğunu söyleyebilirim. Ve kablosuz şarj tarafına geldiğimizde çok güzel bir değerle karşılaşıyoruz. 66 Watt'lık bir kablosuz şarj desteği Honor 200 Pro modelinde bizlerle buluşuyor. Şimdi 66 Watt'ı veren bir kablosuz şarj cihazı ben çok uzun zamandır görmedim. Yani evet, markalar genel olarak 15-20 Watt'lık kablosuz şarj cihazlarını piyasaya sürdü. 66 Watt'lık bu telefon desteği var. Yani umarım Honor Türkiye'de Türkiye'ye bunu şarj edebilecek bir ürün getirir Honor markası adı altında. Bizler kablosuz olacak şekilde 66 Watt'ı bu telefonla birlikte kullanabiliriz. Yani farklı markalarda da bizler bu değerleri gördük, görmedik değil. Ancak ortada ürün olmadığı için o seviyelerde sizler hızlı şarjı gerçekleştiremiyorsunuz. Umarım Honor Türkiye'ye bu cihazı getirerek kullanıcıların 66 Watt kablosuz hızlı şarj deneyimini destekler. Benim isteğim açıkçası bu doğrultuda olurdu. Ve şimdi geldik yazılım hakkında konuşmaya. Telefonda Android 14 işletim sistemini görüyoruz. macOS tarafında ise macOS 8.0 karşımıza çıkıyor. Gayet sade bir arayüzü var, kullanışlı bir arayüzü var. Gereksiz bug'ları yok, gereksiz takılmalar yok. Özelleşme seçenekleri çok fazla. Ben zaten Honor'un telefonlarındaki arayüzü seviyorum, kullanışlı. Bu telefon modelinin durumu işte bu şekilde. Şimdi geliyoruz sizler bitti, fiyat hakkında konuşuyoruz. Şimdi Honor 200 Pro video çekim tarihi itibarıyla hepsi burada üzerinden satın alınabiliyor. Orada ürünü sepete eklediğinizde gelen kodlarla birlikte 31.999 TL'ye telefonu satın alabiliyorsunuz. Kodlar ne? Hemen onlardan bahsedeyim. Honor 200 Pro lansman özel sepeti 4000 TL indirim. Ek olarak 10.000 TL ve üzeri Honor 200 Pro tüm indirimlere ek 4000 TL indirim. Yani toplamda 8000 liralık bir indirimle birlikte sizler telefonu 31.999 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu fiyat ile birlikte kesinlikle çok güzel bir cihaz olmuş. Fiyat performans açısından çok başarılı. Kamerası, işlemcisi, ekranı, bataryası her detayıyla güzel bir telefon ortaya çıkmış. Ben Honor 200 Pro'dan gayet memnun kaldım geçmiş olduğum vakitlerde. Eğer sizler de bu video umarım bu lansman dönemine yetişir. Sizler de eğer bu indirimli şekilde telefonu satın almak isterseniz açıklama kısmına bırakmış olduğumuz link üzerinden giderek telefonunuzu sepete ekleyerek indirimli şekilde satın alabilirsiniz diyorum. Ve yavaştan da videoyu sonlandırıyorum. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.